oh Herkese merhabalar efendim günaydınlar diliyoruz sabahı şerifleriniz hayır olsun inşallah ee, Siber Haber Ajansı Siha e, sabah haberlerimizde bildiğiniz üzere yay, yeni yayın dönemimiz devam ediyor Dolayısıyla bu süreçte gerçi ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ama Gerçekten değerli çalışma arkadaşlarım ve gerçekten değerli takipçilerimize bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz İnşallah hani her zamanki söylediğimiz şey şu, dilimize pelesenk olan Yüce Allah o sesi o nefesi bizlere nasip ettiği sürece sizlerle gündemi değerlendirerek gazetelerle bir şekilde sabah haberlerimizi sunmaya gayret göstereceğiz. Ee, Tabi gündemle ilgili gazetelerden başlıklar var. Onun devamında Konya'nın gündemi olsun, Türkiye'nin gündemi olsun, siyasi gündemi olsun birçok haberimiz var. Dilerseniz o gündemi açmadan şu koronavirüs tablosunu bir görelim. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz. Buyurun. Evet efendim ne söyledik? Gazetelerle başlayacağız dedik. Öncelikli olarak tabii ki de biraz bir Konya'nın gündemi, Türkiye'nin gündemi, Türkiye'de neler oluyor, Konya'da neler oluyor. Özellikle gazetelerden başlıklarla sizlere gayret göstereceğiz sunmaya gayret göstereceğiz. Birçok haberlerimiz var ama biz onları sadece seçtiklerimizi yayınlıyoruz. Yani hepsini yayınlarsanız bugün haber bültenini sunabilir misiniz? Mümkün değil. Sunamazsınız. Dolayısıyla da bu süreçte öne çıkan haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Ama gündemde neler var peki? Yani şu alt başlıklarda gazetelerin başlıklarından önce gündemde neler var? Buyurun bir de onu izleyelim. Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı veriliyor. Panko birlik genel başkanı Recep Konuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde ihtiyaç laf üretene değil, iş üretenedir. Çünkü laf üreten üretime sözde, iş üreten özde destek verir. Konya Şeker'den üreticiye pancar sökümünün ve hububat ekiminin yapıldığı şu günlerde can suyu gibi destek çiftçiyi biraz da olsa rahatlattı. Tohum toprağa düşmeden, üreticiyi desteklemeye başlayan ve motorun avansıyla desteklerine devam eden Konya Şeker yetkilileri, konuya ilişkin bir açıklama yaptılar ve 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorun avansının üreticiye dağıtılacağını bildirdiler. 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobilik Genel Başkanı Recep Konuk da konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Konya Şeker'in her halükarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Başkan Konuk, 1999 yılında göreve geldiğimizde ilk önce üretimi ve üreticiyi desteklemeyi önceliği kabul eden yapı kuracağımızı ifade etmiştik. 22 yıl geçti. Bu önceliğimizden 22 yıl boyunca hiç taviz vermedik. 22 yılda kazandırdığımız 46 üretim tesisinin hiçbiri nam olsun, şan olsun diye kurum bünyesine kazandırılmadı. Hepsi üretici daha çok üretebilsin. Üreticiyi kurumu üretirken tarlada bağda, bahçede, ahırda, ağılda daha çok destekleyebilsin diye kurum bünyesine kazandırıldı. Biz 22 yıl boyunca varlık nedenimiz olarak gördüğümüz üreticiyi destekleme konusunda hal ve şarta bakmadık, imkanlarımızın el verdiğinin bir üstünü yapmaya, üreticiye destekleyince sınırları zorlamaya çalıştık. 22 yıllık bu yaklaşımın bundan sonra da devam edeceğinden ben eminim. Çünkü bu uygulama üreticimizin emanetindedir ve obamızda biri it gider. Obaya bir yiğit gelir ama obanın kuralları da gelenekleri de gidene ve gelene göre değişmez, sürgit devam eder. Çünkü sistemi sağlam temeller üzerine kurduk, avans uygulamasını yerleştirdik, üreticimizin korumasına emanet ettik dedi. Konya trafiğinde huzur denetimi yapıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçları denetlemeye hız kesmeden devam ediyor. Toplumu rahatsız eden gece geç saatlerde gürültü kirliliği yaparak evlerinde istirahat eden vatandaşlara rahatsızlık veren abartı egzozlu araçlar, hız, emniyet kemeri, cep telefonu, fazla yolcu taşıma, kırmızı ışık ihlali ve trafik işaretlerine uymama gibi trafikte en çok kazaya sebebiyet veren kural ihlallerinin denetimi yapıldı. Trafik ekiplerince son 3 gün içinde yapılan denetimlerde Konya genelinde 17611 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik güvenliği tehlikeye atan, kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren toplam 4.363 sürücüye işlem yapıldı. Gaza, bas kaza bas, kaza bas, kaza bas. Kaza. Aç bir de oradan. Şunları beraber açıyoruz. Bir daha kapat. Bir daha aç. Ver. Ver, 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 ver. Trafik polisi araçta rahatsızlanan yaşlı kadın için yolu açtı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde ilerlemekte olan bir otomobil içerisinde bulunan yaşlı kadın aniden rahatsızlandı. Bu esnada araç sürücüsü ise oradan geçmekte olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorize trafik personelinden yardım talep etti. Talep üzerine motorize ekip önde eşlik ederek trafiği açıp vatandaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar ise, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, trafik polisinin trafiği açtığı ve arkasından ise rahatsızlanan kadının içerisinde bulunduğu otomobilin geldiği anlar yer aldı. Soruç saldırısı sanığına 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü 70 kişinin de yaralandığı, canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sana 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Sekbis, aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti. Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, Suruç sanığına, Maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi. Evet efendim inşallah e, Türkiye'mize, insanlığa, bütün Müslüman alemine e, hayırlı olsun diyelim, e, hayır olsun diyelim öyle söyleyelim. Ve e, doğru haberle başlayacağız. Millet seçim değil... Geçim derdinde, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla beraber artan ekonomi, ekonomik sorunlar halkın beleni ciddi anlamda büktü. Halkın iliklerine kadar hissettiği geçim sıkıntısına yönelik çözüm gelmezken, siyasilerin kısır döngü tartışmalarıysa halkın gündeminden çok uzak. Halkın seçim derdinde değil, geçim derdinde olduğunu belirten Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Emin olun milletin gündeminde hükümet sistemi yok. Milletin gündeminde Kavala davası da yok. Milletin gündeminde siyasi cinayetlerden ziyade millet geçim derdinde. Siyasetin gündemi, gündemiyle halk siyasetin gündemiyle halkın gündemi örtüşmüyor dedi. Alt başlıkta da tabii siyasetin gündemiyle halkın gündemi örtüşmüyor. Milletin gündeminde ne Kavala davası ne de siyasi cinayetler var. Millet geçim derdinde diyen Hüdepark Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu emin olun milletin gündeminde hükümet sistemi yok diyor. Özellikle toplum zaten yeterince gergin. Toplumun gündeminde onun bu kadar canını yakan mesele varken siz kalkıp böyle şeyleri gündeme getirirseniz muhtemelen toplum diyecek ki siz benim gündemime girmemek için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. ısrarla başka şeyleri benim gündemimin önüne koyuyorsunuz diye bir kez daha ikazda bulunabilir ifadelerinde bulunmuş efendim doğru haberde özellikle ülkenin kaderi Afganlıların elindedir artık. Afganistan'ın başkenti Kabil'de görüştüğümüz Profesör Doktor Nurullah Kevser 20 yıllık işgali ve yeni Afgan yönetiminin dünya yansımalarını konuştuk. Profesör Kevser, işgalin bittiğini, ülkede emniyet ve güvenenin geldiğini belirterek yeni Afganistan hükümetinin tanınması sonrası ekonominin de düzeleceğini umudunu taşıdığını ifade etti. Dünya basınının ülkedeki küçük sorunları çok büyük sorunlarmış gibi göstererek sanki işgal döneminde ülke güllük gülüstanlış Gülistanlıkmış gibi ters bir algı operasyonu yaptığını dile getiren Profesör Kevser, batılı güçlerin Afgan halkının özgürlüğüne tahammül edemediğini belirtti, diyor. Doğru haberle de e, bu şekilde bilgilere yer vermiş. Nereye gidiyoruz? Özellikle e, Konya'nın Karatay ilçesi e, Ovakava mahallesine gidiyoruz. Maalesef intihar haberi var. Aslına bakarsanız intihar haberleri biraz hassas bir konu. Yani herkes yayınlamaz intihar haberlerini ama... Bizler insanları rencide etmeden, toplumu rencide etmeden, çok fazla böyle irdelemeden bir şekilde yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Konya'nın Karatay ilçesi Ovakava mahallesinde sabah saatlerinde intihar vakası gerçekleşti. Sabah saatlerinde yaşanan olayda 39 yaşındaki Niyazi Ünlü hayvanlara bakmak için gittiği ahırda asılı halde bulundu. yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine ambulans jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Niyazi Ünlü otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı. Evet efendim Dünya Gazetesi ile devam ediyoruz. TCMB kura aldırmıyor. Dolar 9,50'ye dayanda diyor. Enflasyonda tırmanış eğilimini sürerken TCMB'nin politika faizinde 200 bas puan indirme gitmesine piyasalar sert tepki verdi. TL'deki günlük kayıp ise 2 TL'yi açtı diyor. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde indirime giderek politika faizini %18'den 16'ya indirmesi şaşkınlık yarattı. PPK'nın faiz indirimine yönelik gerekçelerini çelişkili bulan uzmanlara göre karar ekonomik değil, siyasi sayıklarla alındı. PPK metninde enflasyondaki yükselişin unsurlarından kaynaklandığını ve geçici olduğu yönündeki gerekçeyi yinelemiş diyor özellikle. FAT Türkiye'yi gri listede dahil etti. Bünyesinde mali eylem görev gücü ...Türkiye'yi gri listede aldığını duyurdu. FAT Genel Direktörü Dr. Marcus Player görev gücünün 2019 raporunda yapılan uyarlar konusunda Türkiye'nin ilerleme kaybetmesine rağmen bankacılık, altın ve emlak gibi ciddi konulara kara para aklama tedbirlerini artırması gerektiğini söyledi. FAT 200'den fazla ülkede bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor diyor özellikle gazetede de bu şekilde bilgilere yer vermiş. Tüketici güveni sert düştü. Tüketici güveni Ekim ayında bir önceki aya göre %3,6 ile sert düştü. Endeks 76,8 ile Şubat 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geldi. Alt endekslerden geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %3, gelecek. 12 ayda ekonomik durum beklentisi ise %4,4 azaldı. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut ekonomik durum ile Gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentisi endekslerindeki %5'erlik azalışlar e, dikkat çekti diyor. Şöyle bir dağıtalım. E, özellikle Dünya Gazetesi'nde de bu bilgilere yer vermiş. Sıradaki haberimizle devam edelim. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı APA mahallesinde barajın son durumu görüntülendi. Bir tarafı Beyşehir Gölü'ne bağlı Apa Barajı'nda, yaklaşık 3 ay öncesi çekilen görüntülerde, Apa Saraycık bölgesi tamamen kurumuş, Apa bölgesi de kurumaya yüz tutmuştu. Bölgede suyun çekilmesinden dolayı önceden atılan balık ağları göründü. Bugün kaydedilen görüntülerle tehlikenin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Bölgenin, şayet bu kışta yağış almazsa önümüzdeki yaz tamamen kuruması bekleniyor. Bundan yaklaşık 3 ay öncesi çekilen görüntülerle alakalı Apa Saraycık bölgesinde havuz olan, havuz tipinde olan bölgede su bitmiş. Fakat Apa bölgesinde yeni yeni çekilmeler başlamıştı. İşte o 3 ayın sonucunda yaklaşık olarak 3 ay geçtikten sonra işte Apa barajı bölgesinde genel anlamda su tamamıyla çekilmiş durumda. Su kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki aşırı artışlar, göllerde dipte biriken mavi ve yeşil egleri yüzeye çıkarıyor. Bunun sonucunda patlayan egler suyun yüzeyinde tabaka oluşturarak yüzeye çıkıyor. Önceki zamanlarda, denizlerde oluşan müsilaj problemi bu barajlarda da bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet efendim, akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Ağırlama lüksümüz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve casusluk suçlamasıyla tutuklu Kavala adına çağrı yayınlayan elçiler için onları ağırlama lüksümüz yok dedi. Yargı bağımsız ne diyorsa o. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta mahkum etmek istiyorlar. On büyük elçi bu açıklamayı niye yapar? Bizim bunları ülkemize ağırlamak gibi bir lüksümüz yok. Olamaz demiş. Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o diyor. Soroslar Balkanlara sızıyor. Uluslararası camiada Soros neyse Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri, istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içindeler. Bunlara fırsat verilmemesi lazım diyor efendim. Şehitlerin evladı ailesi yok mu diyor diğer bir başlıkta. Şimdi HDP'de demir taşı çıkarma gayreti içinde 53 vatandaşımız bunun çaresiyle öldü. Bir kanal hanımını konuşturuyor. Çocuklarımın babası içeride diyor. Yasin Börü şehit oldu. Diğer şehitlerin yavruları yok mu? Bunu konuşmuyorlar diyor. Ee, diğer bir tabii ki başlıkta da F-35'i Biden ile konuşacağım demiş efendim özellikle e, 1,4 milyar dolarınızı öyle bir yere öyle vereye, öyle veya böyle alacağız. Türkiye Türkiye'nin haklarını yedirmeyiz. Şimdi Savunma Bakanlığımız görüşecek diyor. Afrika bizden memnun. Endişe duyansa Avrupa diyor. Afrika'nın zenginlikleri çok fazla. Fransızlar sömürdü. Bizse Afrika'yı pazar değil, ortak olarak görüyoruz. Afrikalı dostlarımız da bizden memnun demiş. Tabi birileri de bunun farkında diyor. Elimizden gidiyor diye endişe ediyorlar. Bütün mesele şimdi bizim Afrika'yı uyandırmamız, uyandırmamız, ayağa kaldırmamızda demiş. Nijerya'da da FETÖ bitecek. Erdoğan 4 ülkenin FETÖ'yü DEAŞ ve Boko Haram ile birlikte terör örgütü sayıldığını vurguladı. Afrika'da FETÖ çöküyor. Güney Afrika'da da çökmeye başladı. Maarif Vakfı Muharif Vakfı 19 ülkede FETÖ iltisaklı 206 okulu devraldı demiş. Akşam gazetesinde de bu bilgilere yer vermiş. Özellikle e, tabi akşam gazetede de bu bilgiler yer almış efendim. E, gidelim şimdi patates diyeceğiz. Dilerseniz o haberimize devam edelim. Sivas'ta mor renkli patates hasadı başladı. Sivas'ta içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli tescilli patates çeşidinin hasadına başlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin hasat edilmesi için düzenlenen programa katıldı. Çiftçilerle birlikte tarlada patates söken Ayhan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi. 30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz, diyen Ayhan, firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki. Tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, sözleşmeli üreticilik, yani güvenli alım yolunu açacağız. Bu toprakların anlam bulmasını sağlayacağız ve tarımsal Arge faaliyetlerinin de yolunu açacağız. Bu tarımsal Arge faaliyetlerinin güzel örneklerinden biri de mor patates dedi. Çiftçiler bir şekilde devam ediyor. Gerçekten şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye'nin gündeminde ne kaval olsun. Ne dolar olsun hala. Bunu da anlatmaya çalışayım ben size. Türkiye'nin gündeminde yoksulluk var artık. Gerçekten geçim derdi var bir şekilde Türkiye'nin gündeminde zam var. Artık insanlar istiyor ki çok fazla emin olun bir şey istemiyoruz ya. Sadece böyle rahat geçinebileceğimiz, kendimizi idare edebileceğimiz bir Türkiye ekonomisi istiyoruz. Yani bunu yapmak çok mu zor? Gerçekten burasını bilmiyorum ama hani ülkenin gündemi de bir şekilde diğer parametrelerle değiştirilmeye çalışıyor. Yani bunu da aktarmış olalım. Bizim derdimiz geçim derdi. Biz geçinmek istiyoruz. Yani istediğimiz ne biliyor musunuz? Çorbanın kaynaması. Sadece artık geçtim. Zengin olmayı, para biriktirmeyi, araba, ev, yat, kat almayı geçtik. Bizler geçim derdindeyiz. Gerçekten geçim istiyoruz artık. Bunu insanlar veya ne bileyim vatandaşlar veya onlar da sonuçta bir vatandaş. Devlet erkanı bize sağladığı zaman biraz da olsun nefes alacağız. Biraz da olsun rahatlayacağız artık. Anayurt gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Merkez faiz indirdi, döviz yükseldi diyor. Merkez Bankası politika faizini 2 puanlık indirimle %18'den %16'ya düşürdü. Merkez Bankası'nın kararına döviz kurlarından tepki geldi. Dolar 9,48 liraya yükselirken avro ise 11 lirada seviye gördü demiş. Ee, bu şekilde bilgi vermiş Anayurt gazetesinde. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 200 bas puan indirerek %18'den %16'ya düşürdü demiş. Merkez Bankası'nın kararına döviz kurlarından tepki geldi. Dolar, TL paratesi ilk tepki olarak 9,27'den 9,48'e yükseldi. Euro TL paratesi olarak 11 seviyesine indi. Faiz indirme kararına akılsızlık olarak yorumlayan iktisatçı Mustafa Sönmez, bu sert bir enflasyon dalgası bütçenin faiz ve kur zamnanın yükünün katlanması ağır bir toplumsal maliyet demek diyor. Kazanan ihracatçı ve ihracatçı büyüme sanalıyor. Ancak onlar bile kayıpta değerlendirmesinde bulunmuş Ana Yurt gazetesinde de e, bu bilgilere yer verilmiş. Tabi diyoruz hani e, para politikaları kurulu. Özellikle artık gerçi Merkez Bankası'nın neden bu şekilde ben bir karar verdiğini emin olun iki gündür düşünüyorum bulamadım. Emin olun bulamadım. Yani e, herhangi bir gelişme mi yaşandı yoksa tekrar bu konu kanalize mi ediliyor veya analize mi ediliyor tam olarak bilemiyoruz ama yani geçen gün haberimizde de verdik ya arkadaşlarımız hazırlayabilir mi o haberi tekrar bir, bir daha hazırlasın arkadaşlarımız. E, bizim derdimiz hani dolar değil. Bizim derdimiz ekmek derdindeyiz artık. Ve bunu da vatandaşa sorduk bizler. Adam diyor ki abi diyor ben doların peşinde değilim. Ne yapayım? Zaten dolarım yok diyor. Yani öyle bir zengin ülke değiliz. Hani zengin vatandaşlar değiliz. Düzeltiyorum. Bizler sonuçta zengin ülkeden ziyade gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bakın bunun altını çizelim. Yani Türkiye artık öyle ahım şahım bir noktaya varmış, poteye oturmuş bir Türkiye değil. Gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla bu vesileyle insanlar artık ben diyor benim dolarım yok diyor. Benim dolarım yok diyor kardeşim. Ben diyor sadece çorbanın kaynamasını istiyorum diyor. Yani dolarla özellikle kavalayla gündemi değiştirmeye çalışmasınlar diyor. Bizim çorbamız kaynasın. Biz ekmeğimizi yiyelim, biz karnımızı doyuralım. Bizim tek istediğimiz bu diyor. Buyurun haberimize devam edelim. Faiz kararı sonrası dolar ve altından tarihi rekor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %18 olan politika faizinin %16'ya indirilmesine karar verildi. Faiz kararı sonrası dolardan yeni rekor geldi. Dolar 9.49 seviyesini gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 9.28 liradan işlem gören dolar 9.49 seviyesine kadar yükseldi. Euro 11 lirayı aşarken, sterlin 13 TL'yi aştı gram altın ise 544 lirayı görerek tarihi zirveyi yeniledi. Dünya genelinde olan bir enflasyon var. O da haliyle Türkiye'de yansıyor yani. Vatandaşın dolarla ilgili düşüş seviyesine geçmesi sevindirmedi. Merkez Bankası'nın verdiği dolar kararı ile ilgili, öncelik dolardan önce her zaman vatandaşın geçim derdi oldu. Yani bizim Türkiye çok değişmesi lazım abicim benim. Yani her şey çok pahalanıyor, insan asgari ürette geçinemiyor. Kiralar bir buçuk milyar olmuş. Kimse geçinemiyor yani. Adam kıyafet alıyor, 100 lira. Adam bir gün çalışması lazım bir sivit alması için. Sabahleyin kalktık mı elimize işte telefon almaktan korkuyoruz. Niye efendim? Her gün zam 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 her gün zam. İnan ki vallahi korktuk yani. Yani yemin ediyorum ben kar alıyorum. Elemana bana düzgün para veremiyorum. Ondan sonra evime düzgün alışveriş yapamıyorum. Yani koronavirüs zaten belli. Çok zor durumdayız. Allah sistemi bu millet var ya saf saf. Bunu 20 sene başımızda nasıl tuttular, markete gidiyor, hepsi gramajlar düşük, pahalı pahalı satıyorlar, sonumuz nereye gidecek? Hırsızlık da çoğalacak şimdi körü, anaşit de çoğalacak, ne olacak millet, açlıktan kapıyı pencereye kıracak dükkanlar. Evet inşallah derdimizi anlatabilmişizdir. Aydınlık gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Kaos planında 5 adım diyor. Atlantik'ten kopan ve Asya'ya yönelen Türkiye'nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri yörüngesine sokulması planı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti eliyle yürütülüyor. İşte yıkıcılık üstüne kurulu olan kaos planlarında iki partinin liderlerinin sık sık dillendirdiği siyasetler demiş. Özellikle burada da alt başlıkta gayrimeşru kampanyası diyor. Bürokratlara emre itaatsizlik çağrısı, siyasi cinayetler, KHK seferberliği, Selahattin Demirtaş'ı kurtarma girişimliği özellikle yine bürokratlara talimat diyor. Gerçekten güzel bir haber vermiş bu aşamada da. Bürokratlara emre uymayın çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim 2021 tarihini milat olarak koydu. Dün de sosyal medyadan bu çağrısını yine, yineleyen Kılıçdaroğlu, Sayın bürokratlar, bugün kararlar alınırken düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız. Bunu hiç unutmayın açıklaması yapmış. Diğer bir başlık, Karadeniz'de NATO atağı diyor. ABD Savunması Bakanı Lloyd Austin, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri ziyaret etti. Rus tehdidine karşı eylem çağrısı yapan Austin, Karadeniz ulusal çıkarlarımızdır dedi. Gürcistan, Ukrayna ve Romanya'yı ziyaret eden Austin Karadeniz'in NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Austin'in Karadeniz'deki yeni kıştı kışkırtma planları NATO Savunma Bakanları toplantısında taşıdığı öğrenildi demiş. Bu şekilde bilgi vermiş. Ee, bu arada da İran'la teröre karşı mutabakat diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahran'da mevkidaşı Ahmet Vahidi ile görüştü. Bakanlar iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğini öngören mutabakat yaptı ve imzaladı diyor. Kemaliyeler ve Gazi Paşalılar Atatürk'ün emanet ettiği ismin bilincinde demiş efendim. Mustafa Kemal Paşa kürsüdedir. Eline tutuşturan tengri, telgrafa göz atar ve konuşmasını sürdürür. Efendiler bizleri milletin güveni kalmadığını söylüyorsunuz. Bakın şimdi aldığım bir telgrafı okuyacağım der ve eğinden gelen telgrafı okunur. Dayanın 500 atlıyla geliyoruz diyor. Geçen gün artık Kemal Kılıçdaroğlu da bir şekilde açıklama yaptı. Dayanın geldik geliyoruz diyor. Bunu da özellikle Aydınlık Gazetesi bir şekilde yenilemiş. Sırada bir haberimiz var. Tekrar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konya'nın Çumre ilçesi Apa Mahallesi'nde arazi toplulaştırma süreci başladı. Yaklaşık olarak Çumre ilçesi sınırlarına bağlı birçok mahallede araziler toplulaştırılacak. Fakat vatandaşlar, devlet su işlerinin verdiği bu karara tepkili. Araziler de daha önceden olduğu gibi rant sağlandığı ve iltimas gösterildiği kanaatinde. Daha önceden Konya'nın Çumra ilçesine ait Karkın Mahallesi'nde bildiğiniz üzere belirli toplulaştırma yapılmıştı. Bu aşamada da aynı şekilde Konya'nın Çumra ilçesi Dineksaray, Saray, Ahmediye, Osmaniye ve Apa Saraycık ve Apa bölgelerinde Toplulaştırma başladı. Daha önceden Akören ilçesinde yapılan arazi toplulaştırmaları ile süreçte vatandaşlar, kendi topraklarının istekleri dışında su kuyusu olmayan kıraç yerlere atıldığını, fakat bazı vatandaşların da kendi istekleri doğrultusunda arazilerde çifte standart sisteminin uygulandığını belirtti. Eskene yollarını düzeltsinler. Buraya yol dinilmez. Affedersin buradan yükle hiçbir araba çıkmaz yavrum. Resmen uçurduk kazaya, şey evet, kazaya davetiye başka bir Peki şey. Kazaya sebebiyet. Evet kazaya davetiye başka bir şey. Peki efendim siz neler söyleyebilirsiniz burada? Aynı görüşlü ben de aynı görüşlüyüm. Buralar yol değil. Yapılıyor ama inadına mı yapılıyor? Köye Ne oluyor anlamadık biz bunu ya. Efendim eğer kendilerine böyle bir parsel düşerse veya böyle bir durumda karşılaşılırsa Artık e, razı olurlarsa bu şekilde. Yani empati kuruyoruz yani. bir şekilde öyle mi? Evet, evet yani. Efendim burada eskiden yol yok diye e, devlet suçları e, dengelen mühendisler e, burada yol yok diye iddia ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi eski yolumuz. Şöyle çevirelim kamerayı. Bir de kuyudan tarafı bakalım. İşte eski yolumuz buradaydı. Burada eskiden de yol yok diye iddia ediyorlardı. Şimdi bu sulamada tarlamın kıyısında bak çıkışlar var. Iki tane, üç tane hatta. Bir de ileride var, bir de bu var. Üç tane çıkış var burada. Bu üç tane çıkışın iki tanesi benim tarlamın içinde. Tarlamın kenarında bu. Şimdi şu anda. Ama bunu adamlar ne yapmış? Tarlanın tam ortasında benim tarlayı almışlar. Ta buraya ileri atmışlar. Tam ortada kalıyor. Üstteki adam, yandaki adam kenarlardaki adamlar nereden sulayabilecek nasıl sulayabilecek bu çıkışlardan. Kaç dönüm efendim bu arazi? Benim bu arazim dokuz dönüm. Peki e, zamanında bu buranın sulamaları nasıl gerçekleştirilecek? İşte zamanla nasıl gerçekleştirilecekler onu ben bilmiyorum. Onlar yani bilecek. Bu aşamada mümkün değil buranın. Hayır öyle ya canım. Evet. Tarlanın tam ortasında. Oradan gelende benim mahsulum çıkmayacak. Buradan gelende. Bak yol orada var. Burada e, çayın kenarında yol yok. Evet. Çayın kenarında yol yok. Buradaki adam mecbur benim tarlanın içinden geçip gelecek bu yanına. Evet. Bu bu nasıl e, toplaştırma nasıl insanlık? Hani adalet mülkün temeliydi. Atatürk ne dedi? Atatürk ne dedi? Bu e, bahse konu olan e, yolu gösteriyoruz. Gerçekten tabii ki de biz çıkmakta çok zorlanıyoruz bu bölgeden. İnsan de. yürüyerek çıkarken buradan zorla e, zorluklarla çıkıyor. Fakat değerli izleyiciler eee bu zorluklarından ziyade daha bitmedi. Ya, Çıkılan de, farklı de, bir bölge daha var. Ya, de, de. Yani normalde traktörümüz yüklü olduğu zaman buraya gelir. Sadece gelip burada kalmıyor. Bir de yukarısı var. Yaklaşık olarak burası da 500 metre karşıda aracımızın bulunduğu nokta. Bu noktadan da yukarı çıkarken e, kesinlikle zorluk yaşıyor. Dediğimiz gibi e, herhangi bir kazaya da sebebiyet verebiliyor. Yani iki ülke e, arasındaki bir gerginlik var. Özellikle bu kavala meselesiyle alakalı. Şimdi yaklaşık olarak fark etmez gerçi 5, 10, 15 ülkenin verdiği fark etmez. Türkiye sonuçta bir şekilde NATO'nun hani askeri kanadında oluyor. Tabii büyük çabalar var geliştirilmesi aşamasında ama şimdi gerçekten ben 11 ülkenin ortak hareket etmesini gerçekten garip garipsiyorum. Yani Kavala özellikle Gezi Parkı olaylarında orada teröristleri e, savunduğu gerekçesiyle bir şekilde tutuklanmıştı. Bazı gazeteler öyle yazdı o zaman. Yani teröristleri savundu dedi. Ama biz e, bunu tam olarak bilmediğimiz için, yani meselenin alt tabakasını, meselenin özünü bilmediğimiz için kesinlikle böyle bir karalamayı yapamayız. Kavala'daki durum nedir? 4 senedir niye tutukludur? Yani bir gerekçe var mıdır, yok mudur? Türk yargısı öyle karar vermiş. Haklı olan tarafı var mıdır? Bilmiyoruz. Haksız olan tarafını da bilmiyoruz. İşin garibi. Ama ne diyelim efendim? Ee, i̇nşallah hangisi bizim için hayırlısıysa onun olmasını temenni edelim diyelim. Haber bültenimizin sonuna geldik. Sizlere gazetelerden başlıklarla ülkenin gündemiyle alakalı bir şekilde konular aktarmaya çalıştık. Umarım muvaffak oluruz diyelim. İleriki süreçte aynı şekilde yarın Yüce Allah o sesi o nefesi bizlere nasip ettiği sürece Kaldığımız yerden haberlerimize devam edeceğiz efendim. Hoşçakalınız.